Merhaba dostlar, Selman'ın Kuş Kalesi kanalından herkese merhaba. Bugün yine hayvanlarımızla birlikteyiz. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz hemen videoyu durdurup bir abone olun lütfen arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz, tabi sonuna kadar izledikten sonra beğenirseniz videomu da beğenmeyi unutmayın dostlar. Arkadaşlar yeni bir kümes yaptık. Bundan birkaç gün önceki videolarıma bakarsanız bu kümesi göremezsiniz dostlar. Bakın şöyle terlerle çevrili bir kümes yaptım. Yani komple yukarıya da tül çektik arkadaşlar. Şimdi burası kaldı. Buraya da bir tül çektikten sonra bakın şöyle arka tarafımda her yer böyle telle çevrili oldu. Böylesi daha güzel oldu. Şurada da cin tavuklarımız var arkadaşlar. Bakın. Şunlar cin tavukları. Bunlar da yeni getirmiştim buraya. İki tane de civciv var dostlar. Bir tane de horozumuz var. Şöyle biraz kovalayalım da geçsinler bari. Evet dostlar. Bakın civcivler de geliyor. Orada kaldı şu an. Arkadaşlar bir tane civciv bakın şu ilerideki hep sallanıyor gibi kendi kendine ileri geri. Acaba ne var? Bunun hakkında yorumlara yazma şansınız var mı? Yorumlara yazar mısınız? Neden öyle güneşleniyor? Ama yani gezince de maşallah iyi geziyor. Ama durunca da böyle gözünü kapatıyor ara ara. Acaba sebebi nedir bilen arkadaşlar? Yorumlara yazabilir misiniz dostlarım? Böyle bir tane tavuğumuz dışarıya çıktı arkadaşlar. Ben o tavuğu içeriye getireyim. Sonra tekrardan videoyu başlatayım arkadaşlar. Evet dostlar. Kümesimizin dışarıdan hali de böyle. Bakın civcivler geliyor arkadaşlar. Evet civcivler şu an annesi çağırınca rahat bir şekilde geliyor. Hayır. Ben videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Dostlar kapının küçük bir sızıntısından yani bunları ben az önce içeriye katmak için ben açtım da kapıyı. Şu kadarcık küçük bir delikten yani şu kadarcık bir yerden çıkıyorlar hepsi fırsat veriyorlar. Arkadaşlar daha dışarı çıkarmayı düşünmüyoruz çünkü dışarı gidiyorlar uzaklara gidiyorlar arkadaşlar. Bir de işte bir şeyler yiyip çıkıyorlarmış insanların eşyasını yiyorlarmış arkadaşlar. Kümesimizin son hali de böyle dostlar. Kendi çapımızda bir kümes yapabildik. Bence gayet başarılı oldu. Yani yumurta verimimiz düşmedi. Çok şükür yine aynı. Civcivlerimiz büyüyor Allah'ın izniyle. Maşallah bir hastalık olmadığı sürece buna da şükür ya. Bu da iyi yani. Arkadaşlar buradan yine hatırlatalım. Bakın hala kanala abone değilseniz kanala abone ol tuşuna butonuna bir basabilir miyiz dostlarım?
videomuzda abone olduktan sonra videomuzda beğenelim dostlarım. Ne kadar çok abone, o kadar çok bilgi. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok kişiye ulaşmış oluruz dostlarım. Sizlerden ricamdır. Beğenelim, abone olalım. Tüne dostlar. Geçenki dün değil evvelsi gün müydü? 2 gün önce attığım bir video vardı. Hani tavuğumuz folluğa oturuyor dedim. İşte yarım saat onu çektim. Bakın o tavuk yine orada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tavuk. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet şu an siyah görünebiliyor. Tavuk yine orada. Az önce benim içerideki şu horozun yanındaki siyah tavuğum yumurtladı. Şimdi birazdan arkadaşlar bu benim tavuğum yumurtlayacak. Bekliyoruz dostlar. 15-20 dakika oldu. Şu an bir 5-10 dakikaya yakındır. Gıt gıt dayak sesi çıkaracaktır illaki. Ben de o yumurtayı alıp saklayacağım arkadaşlar. Ben kurt için yumurtaları biriktiriyorum. Ya da yani kuluçka makinesine de katabilirim. Çevremizdeki insanlar var. Onlara da katabiliriz dostlar. Böyle işte dostlar. Benim de küçük kümesim böyle. Ya küçük değil de yeter, ideal yani. 10-15 metrekare var. O da bana yeter arkadaşlar. Civcivlerimiz ayaklanmaya başladı. Biraz daha annesi su içirse bari kendine gelir dostlarım. O da zamanla olacaktır. Biraz daha gelişim hızlı olsun diye ben bunlara civciv yemeği almayı düşünüyorum. Bende vardı, bitti. Tekrardan alacağım. Çünkü civcivler için büyük bir önem taşıyor arkadaşlar. Onu suyla ıslatıp verdiğinizde böyle bir 10 gün her gün üst üste onu verdiğinizde ya da bir gün verip bir gün vermeyip o şekilde böyle bir 10 günle devam ettiğinizde arkadaşlar gerçekten çok faydasını görüyorsunuz. Kuş demişim. Civcivleriniz aşırı derecede büyüklük gösteriyor, gelişmişlik özelliğine sahip oluyor. Ama en güzeli de ekmektir arkadaşlar, makarnadır. Yani ev yemekleri de olabilir, patatestir. Bunları da tavuklar yiyor yani. Eğer arta kalan yemekleriniz varsa lütfen onları çöpe atmayın dostlarım. Tavuklarınızı getirip kasalarının içine bırakabilirsiniz. Ama hiçbir şeyin yoksa, hiçbir şey böyle. Yani elinizde hiçbir malzeme, yem, ne bileyim buğday tarzı. Hiçbir şeyiniz yoksa ekmekle suya bulduğunuz mu ihtiyacınız hiç suya kalmaz dostlar. Ekmeği ıslatıp böyle bir 5 dakika 10 dakika bekleyip tam suyunu süzdüğünde sulu bir ekmek olduktan sonra civcivlerinize, tavuklarınıza, hayvanlarınıza servis edebilirsiniz. Böylelikle de yani hayvanınız ayakta duracaktır, ölmeyecektir. Ya ekmek hızlı geliştirir ama o yemler daha çabuk hızlı gelişime sahip oluyor. Çünkü onların içinde kimyasal var zaten bildiğiniz gibi. Doğal yemler değil onlar. Kesinlikle doğal yemler olamaz. Yani bu yüzden biraz daha hızlı civcivlerin, hayvanların gelişmesini sağlıyor dostlarım. Dostlarım kurku oturtmayı düşünüyorum. Biraz da yumurta yaptıktan sonra kurt Allah'ın izniyle olursa iki tavuğun, iki tane siyah tavuğun, tabi farklı ırk bunlar. Ya farklı ırk dediğim ya biri başka bir yerden geldi, biri başka bir yerden ama sanırsam bir tane tavuğum var. Onun ırkı gereze köy tavuğu kırmasından geliyor. Bana göre ondan geliyor. Hatta o tavuklar şu karşıdaki siyah tavuk. Gereze
ve köy tavuğu ırkından geliyor onlar da. Onun da yumurtasını bilmiyorum. Bakacağız yumurtasından nasıl civcivler çıkacak veya çıkacak mı? Bunları hep birlikte ilerleyen zamanda göreceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar yumurta biriktirdik ve biraz da yedik dostlarım. Biriktire biriktire ben de kurka yatıracağım. Allah izin verirse kurka olursa ben de bunları kurka yatıracağım arkadaşlar. Şunlar şu 3 tane olan makine tavuğu. Dışarıda 2 tane var, bir tane de içeride var arkadaşlar. Bakın yemliğin orada, suluğun orada. Onlar yumurta yapması sadece onların yumurtasını yemek için faydalanıyor zaten. Tabi horozda eğer yumurtaları döllerse bilemem. Bakacağım yani Allah neyi gösterir. Eğer yumurta yaparlarsa da böyle bir 4-5 tanesini kurka saplamayı düşünüyorum dostlarım. Böylelikle en azından onların da bir devamını getirmiş oluruz ya. Ya hiçbir şey yumurta yapmasa bile büyüdüğü zaman keserim, etinden faydalanırım dostlarım. Böyle yani. Arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırmak istiyorum. Ve videoyu sonlandırmadan önce de tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Oradan paylaş tuşundan da arkadaşlarınıza, sevdiklerinize videomu paylaşabilirsiniz. İlerleyen zamanda cinsiyet ayrımı da videosu da gelecek dostlarım. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun dostlarım. Esenle kalın.